Evet, öncelikle kanalıma tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Bugün gündemimizde olan Ukrayna-Rusya savaşına rağmen geliştirilmiş olan efsane oyun Stalker 2 balon mu değil mi? Eğer video hoşunuza giderse kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu gerçekten benim için çok önemli, büyümekte olan bir kanalım. O zaman şimdi Stalker 2 balon mu değil mi videomuza geçiyoruz. Kıyamet sonrası hayatta kalma türü bana hep uzak gelmiştir. Tabi Last of Us olsun, Days Gone olsun istisnaları var. Hatta bu istisnaların içinde olan Last of Us en sevdiğim oyunlarda rahat rahat ilk 5'e girer. Öyle bir istisna yani. Ama bu türde herkesin sevdiği Metro serisi gibi oyunlar ne kadar uğraşsam da bir türlü bitiremediğim oyunlardır. Defalarca başladım bitirmeye, sevmeye çalıştım ama maalesef bir süre sonra sıkıldım. Bugün konumuz olan Stalker 2 için bile aynı şeyi söyleyebilirim. İlk oyununu hiç oynamadım. Açıp bir kere bile bakmışlığım yok hatta. Şimdi ise hem geliştirici firmanın yaşadıkları olsun hem bu yaşadıklarına rağmen oyunu geliştirmeyi bırakmamaları olsun benim Stalker 2'ye karşı beklentilerimi gerçekten yükseltti. Tutku projesi olduğu her halinden belli bir yapımdı bu Stalker 2. Bu beklentim ise oyunu ilk açtığım andan itibaren düşmeye başladı. İlk sinematiğidir, oyunu daha ilk başında bize verdiği görevdir derken galiba çok sıradan bir kıyamet sonrası yapımı var dedim elimizde. Evet, bu görevlerle bize dünyayı tanıtmaya, tehlikeleri göstermeye ve bu evrende gerçekten kimseye güvenmememiz gerektiğini anlatmaya çalışmışlardı. Ama dediğim gibi biraz uzun tutmuşlardı bu görevleri. Yine ilk açtığımız anda dikkatimizi çeken grafiklerin ve karakter animasyonlarının ise ortalama olması beklentilerimi düşürmeye yetmişti. Bunların yanında optimizasyon problemleri ve aksiyonun hissiyatsız olması da tüy dikmeye yetmişti Stalker 2 için. Daha bu tarayıcı görevi bitmeden oyunu kapatıp devam etmemeyi bile düşündüm. Daha bir saat olmamıştı ama ben oyundan aşırı derecede sıkılmıştım. Yine de devam edeyim bir 3-4 saat en azından oynayayım, yine sarmazsa ondan sonra kapatırım oyunu dedim ve devam etmeye de başladım. Bak, iyi ki de devam etmişim. Gerçekten iyi ki de devam etmişim diyorum. Hikaye bir anda merak uyandırıcı bir hal aldı. Spoiler olmaması için söylemiyorum ama gerçekten lan karakterlerle ben ne ara bu kadar bağ kurdum dedim. Daha sonra da arayış hikayesi başladı. Hem ekipman bulmaya çalışıyorum, hem hayatta kalmak için içecek, yiyecek ve sağlık kiti bulmaya çalışıyorum, hem de tehlikelerden kendimi korumaya çalışıyorum derken bir anda kendimi iki grubun çatışması arasında buldum. Oyun burada bana çatışmaya katılma ya da katılmama gibi bir seçenek sunmuyor ama istersek çatışmaya katılabiliyoruz. Dedim katılayım bari. Allah boş duranı sevmezmiş. Başladım ben de ilk gördüklerime saldırmaya. Baktım bir grubu komple harcadık. Daha sonra diğer eleman meğer tek kişiymiş. Çağırdı beni, dedi Allah senden razı olsun. Buralarda normalde kimse kimseye yardım etmez. Dedim ne demek başkan, ben dedim yeniyim buralarda. Artık güçsüzler ezilmeyecek, merak etme. Dedi madem öyle biz 4 kişilik bir ekiptik. 2 kişi araştırmaya gitti. Mahsun diye bir arkadaşımızı da bu şerefsizler kaçırdı. Onu kurtarabilirsen sana sağlam bir ödül veririm. Zulam çok sağlam dedi. Tabi ekipman ve dost önemli. Sen dedim rahatta kal, Mahsun'u ben kurtaracağım. Bana yeminini söyledi, adamı bir depoya kapatmışlar. Girdim depoya, düşmanları teker teker indirdikten sonra Mahsun'u buldum. Dedim iyi misin? Seni kim gönderdi dedi. Lan insan bir iyiyim, sen nasılsın der dedim ama baktım bu Mahsun atarlı giderli bir tip. Dedim beni arkadaşın Jorik gönderdi. Seni kurtarmam için. Jorik şerefsizin teki. Beni bunların eline bıraktı gitti dedi. Tamam dedim, o sizin aranızda beni ilgilendirmez ama bana ödül verecek. Kalk dedim gidiyoruz Jorik'in yanına. Bir baktım Mahsun başladı bana atar gider yapmaya. Sana verecek ödülümüz yok falan diyor. Dedim aslanım bak ağzını topla. Zulanız varmış, oradan istediğimi alabilirmişim. Dedi evet zulamız var ama sana zuladan anca başını veririz. Dedim neyin başını? Dedi iz sürücünün başını. Baktım bu Mahsun zulanın yerini söyledi. Durduk yere atar gider de yapıyor. Ben dedim bunu vurayım. Jorik sorarsa da çatışmada öldü derim. Çektim silahı vurdum Mahsun'u. Mahsun öldü. Zulanın yeri de bende var. Oyun bir anda beni tekrar şaşırttı. Vurmasaydım ne olacaktı? İleride bu adamlar işime yarar mıydı? Diye gittim zularını da patlattım adamların. Ama kafamda hep bir soru işareti bırakmayı başardı. Diyalog seçimleriyle de hikayeye yön verebiliyoruz. Yaptığımız eylemlerle de hikayeye yön verebiliyoruz. Ve oyun bunları bize söylemiyor. Tamamen canınız nasıl isterse öyle davranabiliyorsunuz. Bu serbestlik hissi ve yaşayan açık dünyası gerçekten çok hoşuma gitti. Uzun süredir böyle bir oyun oynamamıştım. Açık dünyada bizden bağımsız her şey olabiliyor. Yaşayan her varlık veya anomaliler kendi aralarında savaşabiliyorlar. Biz de bu savaşların hiçbirine dahil olmadan savaş bitiminde gidip ölüleri lootlayabiliyoruz. Ama açık dünyada özellikle de geceleri gezmek veya bir yerde pusarak olayları izlemek de gerçekten çok tehlikeli. Çünkü bu saydığım bütün olaylar gelip bizi de bulabiliyor ve oyunda ölmek gerçekten çok kolay. Siz ne kadar tek vuruşta düşmanları öldürebiliyor olsanız da düşmanlar da sizi neredeyse tek vuruşta öldürebiliyorlar. Oyunda bol bol ölüyoruz anlayacağınız. Bu da hep diken üstünde hissetmemizi sağlıyor. Şehirlerin veya yerleşik alanların içine girdiğimizde de bu yaşayan dünya olayı devam ediyor. Ama buralarda bu işler daha medenice çözülüyor. İnsanlar çatışmak yerine diyaloglarla tartışabiliyorlar. Bu şehirlere girerken genelde silahınızı kaldırmanız gerekiyor. Silahlı olarak göründüğünüzde de istenmeyen diyaloglar yaşanabiliyor ya da hiç diyalogla uğraşılmayıp direkt sizi vurabiliyorlar. Hiçbir olaya karışmayıp kendi başınıza da takılabiliyorsunuz.
yapabiliyorsunuz. Sadece yan görevleri alıp ana görevlerde ilerleme şansınız da var. Ya da bütün olaylara karışıp fazlasıyla dost veya düşman kazanabiliyorsunuz. Kemalizmi savunacağız. Ya sen Kemalist devrimi ben komünistim. Hadi bakayım. Bırak palavrayı. Sen bırak palavrayı. Sen döneksin. Sensin döneksin. Döneksin. Sen yan görevlerin çoğu da ana görevlerden iyi. Belli bir süre sonra tekrara düşüyor gibi gelse de aslen her seferinde farklı bir deneyim sunabiliyorlar. Hatta bu farklı deneyimlere verebileceğim bir örnekte çevrede olan varlıklara civata atabilmemiz. Civata atarak kısa bir süreliğine yolumuzu açabiliyoruz. İlk oyunda bu mekanik var mıydı yok muydu inanın hiç bilmiyorum, bakmadım da ama ilk defa gördüğüm bir mekanik olduğu için beni bayağı şaşırttı. Pozitif anlamda da değil bu arada. Negatif anlamda şaşırdım. Gereksiz bir ayrıntı olmuş. Gerçekten sık sık civata atmanız gerekiyor ve bu da belli bir süre sonra can sıkıcı bir hal oluyor. Durduk yere bir yere bir boşluğa civat atmayı kim sevebilir ki zaten? Mantıksız. Genel olarak şöyle bir baktığımız zaman karşımızda bana göre son zamanların en iyi oyunlarından biri var. Aksiyonun gerçekten çok kötü olmasını göz önünde bulundurmazsanız tabi. Bu aksiyon hissiyatının sıfır olması yer yer oyun keyfinizi zedeleyebiliyor. Yapay zekada keza aksiyonla sıçıyor olsa da ölmenizin gerçekten kolay olması, bir de optimizasyon sorunu oyunda gerçekten çok fazla can sıkıyor. RTX 4070 ekran kartıyla oynamama rağmen fazlasıyla FPS drop yaşadım. Oyun bende hiç çökmedi ama internete baktığımda da çok fazla oyuncuda çökme problemi yaşamış. Oyundan atma sıkıntısını genel olarak Steam üzerinden oynayanların yaşadığını gördüm. Ben Game Pass üzerinden oynadığım için mi atmadı? Şanslı mıydım yoksa sistemim iyi olduğu için mi atmadı? İnanın emin değilim. Bu tarz sorunlar maalesef ki çok fazlasıyla yaşanmış ama. Optimizasyon sıkıntılarını güncellemeleriyle toparlarlar. O sorun değil. Almak isteyenlerin güncellemelerini beklemesini tabii ki de tavsiye ederim. Sonuçta piyasada dev olan firmaların bile optimizasyon konusunda ne kadar sorun yaşadıklarını biliyoruz. Yine örnek olarak Last of Us'ın PC sürümünü gösterebilirim. Tam bir fiyasko olarak PC'ye çıkışını gerçekleştirmişti. Ama zamanla toparladılar ki bunu savaş zamanında geliştiren bir firmayla kıyaslayamam bile. Biz bu firmadan razı. Oyunu oynadıkça daha da çok tutku projesi olduğunu anlıyorsunuz. Gerçekten kafa yorulmuş, üzerine düşünülmüş bir yapım var karşımızda. Ve benim bu sene içinde oynadığım kesinlikle en iyi oyunlardan biri. Yılın oyun adayları videomuzda yakında gelecek. Orada da konuşacağım zaten bu konuyu ama farklı kategorilerde aday gösterilen çoğu oyundan bu saydığım sorunlarına rağmen çok daha iyi bir iş çıkarmışlar. Yani işin özü işin aslı Stalker 2 gerçekten çok güzel bir oyun olmuş. Kesinlikle alın, oynayın. Oynatın. Hem Game Pass'te var, hem Türkçe dil desteği var, hem de oyunun satın almak isterseniz de fiyatı nispeten artık güncel çıkan AAA oyunlara göre çok daha uygun. Yani o yüzden eğer videoyu buraya kadar izlediyseniz kanala abone olup videoyu beğenerek bana çok büyük destek olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Herkese iyi oyunlar. Kemalizmi savunacağız. Ya sen Kemalist devrimi ben savunacağız. Ben komünistim. Hadi bakayım. Bırak palavrayı. Sen bırak palavrayı. Sen döneksin. Sensin döneksin. Döneksin. Sen sıkıyorsun.